Arkadaşlar, Eurovision'un ilk yarı finalinin şarkıları az önce dinlendi, oylandı. İlk 10'a kalan parçalar belli oldu. Ben de şarkıları dinlerken aldığım notlarla sizlere şimdi bir takım böyle değerlendirmeler yapacağım. Bunların içinde finale kalamayacak olan kaç tane ülkeyi bildim ben? 4 tanesini bildim, 2 tanesinde yanıldım. Litvanya ile başlıyorum. Yarışmanın kişilikli şarkılarından. Dinledikçe de sevdim şarkıyı. Hani 80'ler nostaljisi biraz böyle. Bana biraz bilenler bilir, Human League grubu vardı. Onları hatırlattı. Show gayet yerinde, gayet neşeli. Hani yarışmada da sürpriz yaratabilecek şarkılardan, ülkelerden. Nitekim zaten finale de kaldılar. Finalde yarışmaya, evet, hak kazandılar. Şimdi Slovenya ikinci sırada, çok iyi vokal ama öyle fazla dini bir kafa, kilise üzerinden prim yapar mı diye not almışım. Parçanın sonuna doğru modülasyon çok güzel hazırlanmış dedim. Fakat o bağırıp bir şeyler söylediği halleri var, onları sevmedim dedim. Hop, Slovenya gitti zaten, kalamadı finale. Şimdi arkadaşlar, Rusya için yazdıklarımı aynen okuyorum. Belli ki güldürmeye gelmişler yarışmaya insanları. Ortada şarkı yok bana göre. Bunlar benim sübjektif görüşlerim. Yani olan da böyle bizim havalardan bayağı beslenmişler. Şarkıda ne varsa melodi namına. Şimdi bu, hani bu şovu biz yapsak kendimizle günlerce, haftalarca alay eder dururuz. Yani ortada bir şov var. Bilmiyorum, yeni trend bu tip şovların kabulü var demek ki. Yani beğenen var mı, ama çok da alkışlandı dedim. Teaserları da bu arada, parçaların başlarındaki teaserlar konusunda önde, başlarda biraz böyle ya çok mu ruhsuz, çok mu sakin falan filan. Sonra anladık ki o böyle yarışmacıların hayatlarından birer alternatif, böyle keyif aldıkları, yaptıkları şeylerle, hayatlarında var olan şeylerden izlerle yapılmış. Tabii ki böyle Rotterdam'ın güzellikleri de bizlere yansıtıldı. Yani Rusya finale kaldı işte. Şimdi bakın, sırada İsveç'te ne demişim? Vasat bir şarkıyı vasatın altında söylersen bu yarışmada iyi bir sonuç bekleyemezsin. Fikrim aynen geçerlidir. Finale kalmış olması benim bu fikrimi değiştirmiyor. Ben her şeyi önce müzikalite yönünden değerlendiriyorum. İkinci sırada da şov yönünden değerlendiriyorum. Şimdi yarışmanın ilginç ülkelerinden Avustralya. Notlarımı aynen okuyorum. Şimdi bu notların hiçbirini finale kalan şarkıları ve ülkeleri gördükten sonra değiştirmedim. Şarkıya çok kötü girdi. Heyecandan ölüyor. Vokaller bile kurtaramadı. Ve ikinci yarıda bir parça topladı ama o da yetmemiş. Şarkıyı da hiçbir şekilde taşıyıp yükseltememiş. Hop, Avustralya'da zaten bye bye'ı çekti. Yani bye çekmedi, bye bye'ı çekti. Şimdi bakın arkadaşlar, üzüldüğüm bir şarkı, bir şarkıcı ve bir ülke. Kuzey Makedonya. Ne demişim, yarışmanın en kişilikli solistlerinden tek başına aslanlar gibi taşıdı şarkıyı. Büyük sürpriz yapabilir yazmışım. Büyük konuşmuşum. Müzik kazanacaksa yeri ilk 5'tir bu şarkının demişim. Yarışmanın ilk bomba performansı demişim. Kuzey Makedonya maalesef şu anda gözyaşları içinde yarışmanın geri kalanını izlemeye çekildi. Fakat oluyor. Tabii ki yani ülkelerin bir de yarattıkları başka oy verenler üzerinde ülke sempatisi diye de bir şey var. Bu da bir gerçek. Yani bunu da yadsıyamayız. Demek ki Kuzey Makedonya'nın henüz Avrupa'daki diğer müzikseverler üzerinde ülke sempatisi henüz bu kadar oluşmadı. Ya da belki bu şarkıcı üzerinden. Yani Makedonya benim yanıldığım ülkelerden bir tanesiydi. Ben bir de Rusya finale çıkamaz demiştim. Şimdi yanılmadan tahminlerimin içinde olan Slovenya'yı bildim ben. Avustralya'yı bildim. Ve de şimdi sıradaki nerede benim kağıdım? Sıradaki İrlanda'yı da bildim. Ne demişim? İlginç sahne tasarımı ve sunumu da olmasa dinlenir gibi değil. Şarkıcı gayet kötü performans yaptı. Ama şov kayda değer, çok ilginç bir uygulama. Hani müzikal açıdan İrlanda gerçekten kötü bir sürpriz yaptı bu sene bize. Yani geçen sene, bu sene anlamında. Ve yani bir de final notası kızın, yani ağzından çıkan beni benden aldı. Şimdi arkadaşlar, sırada Kıbrıs var. Beni yarışmanın en rahatsız eden ülkesi. Çünkü hani ben çıkınca bayağı yuhalanır falan filan diye bekledim. Neredeyse. Yani buna nasıl prim veriliyor anlamıyorum. Yani şarkı bildiğiniz
Bad Romance'ten birebir alınmış ve dönüyor dönüyor geliyor. Hani bir bölümü bir kere geçse anlarım yani, ona gönderme yapmış falan. Yani performans değerlendirmesi yapmayacağım bile. Bu arada cinsellik üzerine kurulu bir show. Yani meraklısı beğeneni izlesin. Yani erkekler için, hani straight erkekler için ilginç bir görsel show olabilir. Kıyafetinde Jennifer Lopez'den bu arada birebir alındığında not düşmeden geçmeyeyim. Yani modacı kimliğimi de bu. Neyse. Norwich, Diablo'nun ardından Angels and Demons şeklinde sahneye çıktı. Çok özellikli bir şarkı ve performans izlemedik. Ama ben daha önceki değerlendirmelerimde de size paylaşmıştım. Şarkıcı oğlanımızın Tourette sendromu var biliyorsunuz. Bu gibi sendromsal durumlar seyirci üstünde etki yaratabiliyor, sempati etkisi yaratabiliyor. Ve şarkıyı dinlerken 4-5 yerde alkış aldı. Alkış duyduk salondan. Benim bir yanıldığım ülkede, finale çıkar diye düşündüğüm bir ülke, maalesef çıkamayan Hırvatistan beklediğimden maalesef kötü bir performans yaptı ama kızımız. Galiba finale çıkamamasında bu da etkili oldu. Çünkü Avrupalı'nın kulağı her zaman iyi ile kötüyü, yani bir kere müzikal anlamda iyi ile kötüyü teknik olarak ayırt edebiliyor. Çok iyi ayırt edebiliyor. Hani çok da özellikle de bir şarkıda, şarkıcı da değil ve fakat sevimli bir kız. Hani Kıbrıs çıkıyorsa Hırvatistan'ın da çıkması gerekirdi diye düşünüyorum. Şimdi devam ediyorum. Belçika, finale çıkmasına en çok sevindiğim şarkılardan bir tanesi. Ben bu şarkıyı kendi değerlendirmemde 10 puana layık görmüştüm. Köklü grup, yarışmanın bir kere beklediğim gibi müzisyen görüntüsüyle sahneye çıkan ender gruplarından ve de tabii ki yarışmanın kuşkusuz en kişilikli grubu. Ama şarkının üzerindeki benim ilk izlenimdeki edindiğim intiba bu şarkıyı dinledikçe biraz azaldı. Yani şarkıya ne kadar vuruldum, ne kadar bağlı kaldım bilmiyorum. Ama tekrar söylüyorum, yarışmanın en kişilikli ekiplerinden Belçika. İsrail hani birçok şarkıdan esanslar taşıyan bir şarkı dinledik yine. Fakat kızımız starlığa oynatılıyor biliyorsunuz. İzleyici tarafından da gayet sevilip alınıp kabul edilmiş. Hani show da ona göre tasarlanmış gayet. Bu Mariah Carey tarzı ıslık vokaller finale imzasını attı. Yani ilk beşte göreceğimiz net İsrail'i. Hani güçlü bir katılımcı ama belli de olmaz diyorum. Yani İsrail ve İsrailliler ve de İsrail'e sempatisi olanlar bu işi şansa bırakmazlar diye düşünüyorum. Benim finale çıkamayacağını net bildiğim şeylerden, ülkelerden bir tanesi Romanya. Şimdi ortalama şarkı, vasat performans. Hani koreografiden de gol atmışlar Romanya'nın temsilcisine. Çünkü çok bilindik, çok klasik hareketler. Hani kız bir de gittikçe kötü söyledi. Hani kötü başladı, kötü söyledi. Genelde tersi olur. Hani söyledikçe açılır, duyuma alışır, monitöre alışır. Hani bu gibi şovlarda tabii iyi söylemek çok iyi kondisyon ve çok da tecrübe gerektiriyor. Demek ki Romanya'da bunların eksikliği vardı. Şimdi canımız Azerbaycan bana göre bu yarışmanın ilk üçü arasında. Ben yani belli ki sevilmiş bu da. Kızımız zaten güzel. Hangi Azeri kız güzel değil ki? Parça biraz DJ mix'i gibi böyle. Yani oradan bir şeyler, buradan bir şeyler. Hep böyle bir yerlerden bir şeyler alınmış. Ama bizim havalar girince hani şarkı bizim için 10 numara sevimli hale geliyor. Bir de o ortadaki bölüm son çeyrekte Konyalım girdiği zaman zurnayla. Yani böyle içim bir pırpır oldu. Niye biz orada değiliz diye üzüldüm ama aslında oradayız biz. Fevkalade yürü yavrum yürü de Konyalım yürü. Yani böyle Avare Mu'dan alınan bir nakarat. Zaten Matahari. Yeni Delhi Bakü Konyalım üçgeninde giden. Valla ben size söyleyeyim, götürebilir. Yani götürebilirse de götürsün. Geldik Ukrayna'ya, yarışmanın en anlamadığım şarkısı. Yani biraz böyle hafif trans kafası falan filan ama bu garip haliyle de garip bir çekiciliği var. Benim gibi düşünenlerden ortalamanın üstüne puan alabilir demişim ve benim de yanıldığım ülkelerden bir tanesi de Ukrayna. Kalamaz demiştim ama kaldı. Arkadaşlar şimdi Malta'ya geliyoruz. Fırtına gibi, bomba gibi.
Yani bir insan bir şarkıyı bu kadar taşıyabilir, bu kadar sırtlanabilir. Şarkı da çok renkli. Finale giderken son çeyrekte harikulade vuruşlar, dokunuşlar yapılmış. Kızımızın o kilo defosu bir anda inanılmaz bir şov unsuruna dönüşüyor. Ve kızımızın 18 yaşında olduğunu da hatırlataraktan değerlendirmelerimin sonuna geliyorum. Küçük bir toparlama yapacak olursak, finale çıkamayan ülkeler Romanya, İrlanda, Kuzey Makedonya, Avustralya, Slovenya ve Hırvatistan. Niye çıktı, niye çıkamadıkları tartışmıyorum. Yaptığım değerlendirmeler yarışma esnasında aldığım dinlerkenki notlardır. Ve de daha önce yaptığım değerlendirmelerden arındırılmış yorumlardır. İkinci yarı finalin yorumlarında da sizlerle tekrar beraber olacağız. Büyük bir heyecan içinde de inşallah cumartesi gecesi büyük finali seyredeceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, kucaklıyorum. Müzikli, bol Eurovizyonlu günler diliyorum.